Bugün sizlere evde İskender tarifini vereceğim. Bugün canım gerçekten İskender çekti ve kendim yapmak istedim. Hemen gereken malzemeleri sayıyorum. Marketten bir paket dana döner aldım. 300 gram. 2 kişi için gayet yeterli. 2 kişiye çok rahat yeter. 1 adet domates, 2 adet yeşil biber. Yeteri kadar yoğurt kullanacağım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası. Salçalarımızı sulandırmak için yeteri kadar su kullanacağım. Ne kadar gittiğini zaten size söyleyeceğim. Ve pidemiz olacak. Pideyi daha yeni aldım, taze. O yüzden ocakta hiç ısıtmayacağım ben onu. Direkt kullanacağım. Evet, ilk önce pidemizi kesiyorum. O kenarda hazır dursun. Daha sonra da diğer işlemleri yapacağım. Evet, şimdi hemen ocağıma geçiyorum. Birazcık sıvı yağ döküyorum. Biberlerimi çünkü orada kızartacağım. Ocağımızın altını açıyorum. Evet, birazcık yağın içerisine ben biberlerimizi kızartacağım. Diğer ocağımızın da altını açtım. Şimdi oraya da dönerlerimizi döküyorum. Evet, dönerimizi orada karıştırarak pişireceğiz biraz daha. Evet, yağımız kızdı. Ben şimdi biberlerimizi koyuyorum. Dönerimizi de arada karıştırıyorum. O da rengini değiştirmeye başladı. Ben şu an dönerimizi burada yani birazcık daha pişirirken altı çok açık değil, yarım ayarda. Ne kısık ne de açık. Zaten bu şekilde yavaş yavaş daha güzel bir şekilde hem rengi değişiyor, güzel de pişiyor. Biberlerimi alıyorum artık. Ocağımızın altını kapattım. Ben size söylemeyi unuttum ama salçamızı yağda kavuracağız. O yüzden bir yemek kaşığı ben sıvı yağımızı alıyorum şimdi. Salçamızı içerisine ilave yapıyorum. Salçamızı biraz kavurduktan sonra içerisine bir yarım su bardağı kadar su ilave yapıyorum. Kıvamına bakacağım çünkü eğer yetmezse biraz daha ilave yapacağım. Evet, bu daha istiyor. Bir bardak diyelim. Bir bardak döktüm şu an. Bir bardak su döktüm içerisine. Bu arada içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ekleyeceğim. Çünkü domates ve biber salçam zaten tuzsuzdu. Şimdi tuzunu ekledikten sonra karıştırıyorum. Altını da yarım ayar yapıyorum. Yani pardon, yarım ayar değil. Altını tamamen kıstım şu an. Salçamız yanmasın. Yani bilmiyorum, çok sulu sever misiniz bilmiyorum ama bunun koyuluğuna bakıyorum. Bu bence biraz daha su istiyor. Şu anda içerisine 1,5 su bardağı su ilave yaptım.
Evet, dediğim gibi şu anda içerisine 1,5 su bardağı su ilave yaptım. Evet, kıvamı bu şekilde olması lazım. Ocağımızın altını da biraz daha açtım. Şimdi salçamız kavrulsun güzelce. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Sulandırdığım salça şu anda kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Evet, sosumuz da hazır. Şimdi altını kapatıyorum. Tereyağımız içerisinde eridi. Şimdi birazcık kaynamasını bekliyorum. Altını kısıyorum biraz. Ve bu şekilde kaynamasını bekliyorum. Dikkat edin, tereyağı yanmasın. Evet, tereyağımız güzelce kaynadı. Yakmadık. Yakmadan şimdi ben hemen dönerimizin üzerine döküyorum. Şimdi tabağıma alacağım. Pidelerimizi zaten doğramıştım. Aslında İskender'i uzun bir tabakta yapmak lazım. Ama ben geçen gün uzun tabağımı kırdım yanlışlıkla. O yüzden mecburen bu tabağı kullanıyorum. Sıcacık olan dönerimden koyuyorum. Bu arada bu işlemleri yaparken döneriniz soğursa tekrardan ısıtın. Çünkü sıcağıyla yemek daha güzel. Şimdi üzerine sosunu koyuyorum. Sosundan üzerine gezdiriyorum. Sosun ölçüsünü ben kendime göre yaptım. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz salça ölçülerini. Şimdi kenarına biberinden koyuyorum. Yoğurdumdan ekliyorum. Tereyağımız da hazır. Ben kenarına bir tane domatesimizden kesmiştim. Onları da koyuyorum. Ve şimdi üzerine de tereyağımı gezdiriyorum. Şu şekilde bol bol tereyağımı döktüm. Ve şimdi sıra geldi en güzel zamana, tadına bakmaya. Bakalım nasıl olmuş, sosu nasıl? Döneri zaten çok güzel, onu biliyorum. Şu anda sadece döner ve pidesinden alıyorum. Dışarıda yediğiniz İskender'den hiçbir farkı yok. Bence kendiniz evinizde yapın. Şimdi ben yoğurt bu şekilde de alacağım, şu şekilde. Bence dışarıda boşuna İskender yiyip paranızı boşa harcamayın. Kendiniz bu şekilde evde yapın. İnanın daha güzel. Gerçekten daha güzel. Biberinden de yiyorum. Dediğim gibi dışarıdan bence İskender gidip de yemenize hiç gerek yok. Evde yapın. Hem daha ekonomik, hem gerçekten çok lezzetli. Ben dışarıda yediğimde ben bu tadı alamadım. Onu size baştan söyleyeyim. Bence gerçekten gayet güzel. Ben kıvamını çok iyi tutturduğum için de olabilir. Siz de direkt birebir bu ölçülerde yaparsanız bence kıvamını tutturacak olduğunuzdan da eminim. Salçası olsun. İçerisine salçasını ekledik, suyunu ekledik. Ne kadar su ettiğimi de söyledim size. 1,5 su bardağı olması lazım. 1,5 su bardağı içerisine su ekledim ben. 1 yemek kaşığı salça ve yarım yemek kaşığı biber salçasının içerisine 1,5 su bardağı su ekledim. Sosunu o şekilde ayarladım. Tereyağı, bunların hepsini bu şekilde yaparsanız bence bu kıvamı tutturursunuz. Ben bu İskender'i yerim yani, hiç şansı yok. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videodan haberdar olmak için de bildirimi açınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.